Günaydın, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ne yiyorum, ne yedim videosu çekiyorum. Bu video 3 öğünlük bir video olacak ve şu an kahvaltıyla başlıyorum. Öğle yemeğini çekeceğim, daha sonra akşam yemeğini çekeceğim. Onun dışında dışarıda böyle vlog tarzı bir şeyler çeker miyim bilmiyorum. Bugün çünkü bir pazar günü ve dışarıya çıkmayı pek istemiyorum açıkçası. O yüzden belki sadece evde çekerim videoyu, sadece yemek anları olur. Her neyse, isterseniz kahvaltıyla başlayalım. Bugün kahvaltıda kendime avokadolu poşe yumurta yapacağım. Tabii bunların aşamalarını da sizinle birlikte çekeceğiz. Bu arada kalktıktan sonra yüzüm birazcık makyaj yaptım. Hani en azından çok yüzüm şiş, uykulu çıkmasın diye. Çünkü bir önceki videomda birazcık öyleydim. Editlerken bu kim ya falan oldum. O yüzden birazcık makyaj yaptım. Öncelikle yumurtam için bir tencereye 4 bardak su koydum. Ve onu kaynatacağım. Aslında kettle'la da yapabilirdim ama zaten avokadoyla falan uğraşacağım için o kendi kendine orada kaynar diye düşündüm. Şimdi avokadoya geçiyorum. Avokado seçerken olgunlaşmış olmasına dikkat edin. Çünkü bazen avokadolar çok sert oluyor. Yani böyle açtığınızda gerçekten yumuşak olsun ve ezilebilir kıvamda olsun avokadonuz. Bir kaşık yardımıyla avokadonun içini çıkartıyorum. Ama kabuğunu kopardım şu anda arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Kabuğunu koparmıyoruz. Nasıl yaptım ben bunu acaba? Ben şu çekirdeğini çok seviyorum gerçekten. Bunu çıkartırken böyle kıyamıyorum. Fırlattım. Neyse şöyle göstereyim. Bir avokadoda ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. Bu ne? Bibi mi? Bazen böyle avokadoyu çıkardıktan sonra kabuğunun içerisinde kalanları yüzüme sürüyorum. Gerçekten çok güzel nemlendiriyor ve yumuşatıyor aynı zamanda. Sizin de aklınızda bulunsun. Eğer avokado yediğiniz zamanlarda kabuğun içinde birazcık kalırsa bunu parmağınızla alıp yüzünüze sürebilirsiniz. Çok çok güzel bir maske oluyor. Şimdi bunun içine birazcık zeytinyağı, biraz karabiber, biraz da kekik ekliyorum ben. Ve şimdi avokadolarımı çatalımla güzelce eziyorum. Ve hem zeytinyağını, hem karabiberi, hem de kekiği birbirine yediriyorum. Çok fazla domates yemediğim için şu iki tane küçük domateslerden alıyorum ve bunları hop ikiye kesiyorum. Daha sonra tabağıma koyuyorum. Üzerine de birazcık zeytinyağı ekleyeceğim. O şekilde yiyeceğim. Bu arada suyum hala kaynamadı. Ben daha hızlı kaynar diye düşünmüştüm ama maalesef hala kaynamadı. Onu bekliyorum şu anda. Bu arada da domateslerimi hazırlayacağım. Bir adet kepekli tost ekmeğimi aldım. Suyumun içerisine birazcık sirke döküyorum. Ve biraz da tuz ekliyorum. Bir kabın içine yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı yavaşça kaynayan suyun içerisine koydum. Yaklaşık 4 dakika yeterli olacak. Ben bu arada avokadolarımı alıp ekmeğimin üzerine süreceğim. Üzerine birazcık karabiber. Ve tada, gördüğünüz gibi kahvaltım hazır. Tabii ki her gün bunu yemiyorum. Her gün bunu yapmaya fırsatım olmuyor. Ama madem böyle bir video çekiyorum, en azından daha diyete uygun ve güzel şeyler yapayım dedim. Ve bugün avokadolu poşe yumurta yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi yiyeceğim. Umarım tadı da güzel olmuştur. Seni şikayet edeceğim takipçilerime. Takipçilerime. Diyeceğim ki yemiyor. Yaptığım şey yemiyor. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start. Şimdiki menümüz kabak. Kendi kendime eğleniyorum gerçekten. Şimdi ay kameram yamulmuş. Kabak, ah kolum. Kabaklarımın size söylediği üzere şimdi öğle yemeği yapacağım ve kabaklarımdan yapacağım. Kabak salatası yapacağım. Birazcık heyecanlıyım açıkçası çünkü bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce kabak salatasını farklı bir yöntemle yapıyordum. Daha böyle nasıl diyeyim, kabakları rendeleyerek yapıyordum. Daha önce kabak spagetti yemiştim. Ve onu Yaya Roll diye bir yerde yemiştim. Hatta size bir videoda göstermiştim, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ben bunu spagetti zannettim ama kabak çıktı falan diye. O zaman hiç sevmemiştim yani. Gerçekten sevmemiştim.
Ama son zamanlarda kabak spagetti şeklinde yaptım salata ve sevdim. Ama ilk defa tagliatelle şeklinde keseceğim. Bunun için de şey kullanacağım. Hani bu kabuk soyucular oluyor ya. Bir dakika, nerede o? Kabuk soyucularla ince ince şu şekilde keserek yapacağım. Zaten göreceksiniz birazdan. Üzerine de yoğurt koyacağım ama çok büyük bir şey yapmayacağım yani. Tek başıma yiyeceğim için. İki tane kabak yeterli olur diye düşündüm. Kabaklarım da zaten küçük. İsterseniz başlayalım. Ben heyecanlıyım dediğim gibi. Ve üstümü değiştirdim çünkü üstüme bir şey döktüm. Hadi o zaman başlayalım. Bence bu bana yeter diye düşünüyorum ya. Yani gerçekten çünkü zaten diyet menüsü. O yüzden çok da fazla yemeye gerek yok. Bir tane kabak yeterli olur diye düşünüyorum. Öğle yemeği için şimdi bunları birazcık yumuşatalım ama tamamen pişirmeyeceğim. Yani sadece yumuşamalarını sağlayacağım. Ağzıma kıtır kıtır gelmesin diye, sert gelmesin diye. Şimdi onu yapacağım. Hadi beraber yapalım. Şöyle çok az birazcık zeytinyağı ekliyorum. Daha sonra içerisine de bir tane sarımsak doğrayacağım ama sarımsağı böyle ince ince küçük küçük elimde doğruyorum. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz sarımsak. Ben sarımsak çok sevdiğim için neredeyse her yemeğin içine sarımsak koyuyorum. Sizin kendi zevkinize kalmış sarımsak tamamen. Sarımsakları çok azıcık soteleyeceğim. Zaten çok az sarımsak var ama o orada hallolurken ben de yoğurdumu hazırlayacağım. Şöyle yoğurdumu karıştırarak biraz daha böyle şey hale getiriyorum gördüğünüz gibi. Yıkadığım dereotlarını içine kopartıyorum. Sonra bunu da iyice karıştırıyorum. Kabaklarımı şöyle kalp bir kaseye aldım. Üzerine yoğurdumu dökeceğim. Kuru nane atıyorum. Ve kabağım böylelikle bitmiş oluyor. Bulaşıklarım da burada beni bekliyor. Birazdan onları yıkayacağım ama ondan önce kabağımı yiyeceğim. Çünkü hala sıcak ve sıcak yenirse çok daha güzel oluyor gerçekten. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. O kabuk soyucuyla kesmek pek kolay değilmiş. Kabak inceldikçe kesmek de zorlaşıyor. Yani daha zor oluyor. O yüzden farklı bir yöntem bulursanız, eğer ona uygun bir rende falan bulursanız bana söylerseniz çok sevinirim. Ve şimdi kabağımı yemeye gidiyorum. Sizi de kocaman kocaman öpüyorum. Akşam yemeğinde görüşürüz. Arkadaşlar tabağı yedim, bitirdim. Kalmadı. Gerçekten çok güzeldi. Siz de yapın. Bunu tavsiye ediyorum. Spagettiden çok daha iyi oldu. Gerçekten. Hello, yine ben. Şimdi size akşam yemeği hazırlayacağım. Dışarıdan çok fazla gürültü geliyor. Tamamdır, geldim. Şimdi akşam yemeği hazırlayacağım. Bugün ne yapacağım? Rezeneli kereviz yapacağım. Bu ilk defa yaptığım bir yemek olacak. O yüzden internetten tarifine baktım. Daha önce kereviz yapmıştım ama hiç rezeneli, zeytinyağlı bir kereviz yapmamıştım. Genelde daha sağlıksız olanlarını tercih ediyorum galiba. Bu bayağı sağlıklı bir yemek. Şöyle fotoğrafını da göstereyim. Böyle bir şey olacak. Gerçekten heyecanlıyım. Bundan sonra beslenme alışkanlıklarımı bu yönde değiştirmek istediğim için, yani bu şekilde daha sağlıklı beslenmek istediğim için aslında bu tarz tarifleri öğrenmem de benim için faydalı. Çünkü genelde ben lazanya, tavuk mantar soslu makarna, pirinç pilavı falan yapıyorum. Bu tarz şeyleri öğrenmem benim için daha iyi olacak tabii ki. Canım kerevizlerim burada. Bu arada bu kerevizlerin saplarını atmayıp blenderdan geçirdikten sonra içerseniz, ıspanakla ya da pazı ile birlikte içerseniz inanılmaz faydalı bir içecek oluyor. Hatta zayıflatıyormuş. Ben hiç denemedim ama bu sefer deneyeceğim. Ve bunların pazılarını at... Ay pazılarını diyorum. Bunların saplarını atmayacağım. Yarın kendime bir içecek yapacağım. Arpacık soğanları ve sarımsakları ayarlayacağım. Bunlar da rezenelerim. Rezeneleri komple doğrayacağım. Uçlarını keseceğim. Bunları küp küp doğrayacağım uç kısımlarını. Soğan gibi, taze soğan gibi. Uçlarını da, yani bu dereotu gibi olan kısımlarını da ince ince doğrayacağım. Bunları böyle hazırladım. Mandalinamı sıkmadan önce pencereme
yağ ekliyorum. Soğanlarımı, sarımsaklarımı ve rezenemi içine atıyorum. Şöyle 3 tane mandalina bana yeterli olacaktır. Bunları böyle ikiye kesiyorum. Tüm malzemeleri ekliyorum. Öncelikle yüksek ateşte birkaç dakika kaynatacağım. Daha sonra altını kısacağım ve 15-20 dakika kadar pişmesine izin vereceğim. Daha sonra ocaktan alıp üzerine zeytinyağı ekleyip birazcık o şekilde yiyeceğim. Aslında içine koyulacak malzemelerde şeker de vardı. Ama ben şeker eklememeyi tercih ettim. Zaten mandalinadan şeker yeterince alacağım aslında. O yüzden ekstra bir şeker eklemedim. Ve bence tuzlu, yani sadece tuzlu daha güzel olacak. Bakalım, şimdi pişmeyi bırakıyorum bir 15-20 dakika kadar. Sonra görüşürüz. Bu arada çok acıktım. Evet arkadaşlar, şu an yemeğim pişti. Şöyle göstereyim. Şunu tabağıma alıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mükemmel kokuyor. Üzerine dereotumu ekliyorum. Ve tada! Yemeğim böylelikle hazır olmuş oluyor. Gerçekten inanılmaz güzel kokuyor. Şimdi bunu yiyorum. Daha sonra başka bir şey yemeyeceğim. Zaten şu an saat 7.30-8 falan. O yüzden bu saatten sonra bir şey yemek ancak bana kilo olarak geri döner. Umarım yemeklerimi beğenmişsinizdir. Umarım sizin için eğlenceli bir video olmuştur. Eğer böyle daha çok video isterseniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hepinizi kocaman kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Üzerine limon sıkmayı unuttum. Tabii ki limon sıkmadan yemiyoruz. Bunu güzel yapan limon. Öptüm sizi.